Arkadaşlar merhaba, ben Nihat Karadağ. Bugün sizlere bilgisayarınızı kullanarak Instagram'a nasıl fotoğraf yükleyeceğinizi göstereceğim. Bunun için ister Windows olsun, ister Mac olsun her iki bilgisayarınızı da kullanabilirsiniz. Şimdi Instagram hesabımıza normal giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra şu adres bizim web sitemizin altında da olacak. Yine indirme linkleri de olacak, oradan da indirebilirsiniz. Yani bu yapımcının yayınladığı programı kullanarak bilgisayarlarımız aracılığıyla Instagram'a fotoğraf yükleyebileceğiz. Buradan şu linki tıklayıp Windows'a uygun olan programı indirdim daha önce ben. Sizler için kaldırmıştım bu programı, kurdum, denedim. Şimdi kurulumunu tekrar göstermek için yeniden başlatıyorum. Burada gördüğünüz gibi sürekli Next diyeceğiz bunlara. İleriye diyeceğiz, ileri diyeceğiz. Burada lisansı onaylıyorum diyeceğiz ve devam ediyoruz. Ve programımız çok hızlı bir şekilde kuruldu arkadaşlar. Yaklaşık yani bir dakikamızı bile almadı. Şimdi şu program açıldı gördüğünüz gibi. Yine Instagram hesabımızı açalım, oradan da bakalım. Programımız açıldı ama bizim giriş yapmamız gerekiyor. Şimdi ben photoplay.tr'ye buradan giriş yapıyorum. Kullanıcı adı ve şifremi yazarak. Ve girişi sağladım. Bu arada photoplay.tr hashtagli fotoğraflarınızdan günün fotoğrafları seçiliyor. O da aklınızda olsun. Eğer hashtaglerinize yani fotoğraflarınıza bunu eklerseniz, bizim hashtagimizi eklerseniz günün fotoğrafları arasında sizin fotoğrafınız da yer alabilir. Şimdi burada gördüğünüz gibi şu file diye bir yer var. Oradan fotoğrafınızı seçmeniz gerekiyor. Yalnız şöyle bir sorunumuz olacak. Fotoğrafların 500 KB'dan düşük olması, sadece JPEG olması ve yani 500 KB'dan düşük değilse de 650 piksele 650 piksel olması gerekiyor. Yani kare bir fotoğraf olması gerekiyor. Şimdi burada bir link vermiş. Bu linki tıklayarak fotoğraflarınızı küçültebiliyorsunuz. Ancak croplamanız gerekecek. Croplamada tam istediğiniz gibi bir etki elde edemeyebilirsiniz. Yani burayı Photoshop bilmeyenler burayı kullanarak da yapabilirler. Ben Photoshop'ta yapacağım bu uygulamamı. Daha önce açtığım, indirdiğim dosyalarım var fotoğrafları Instagram'a yüklemek için. Size de göstereyim onları. Birinci fotoğrafım bu. İkinci fotoğrafım şu şekilde. Bunları yüklemiş olacağım. Gördüğünüz gibi bu pan çekim tekniğinin görseli ufak bir görsel. Yani kilobaytı ne kadarmış hemen bakalım. 520'ye 293 olarak gözüküyor burada. 520'ye 293. Ama yani 650 pikselden ufak ama kare bir görüntü değil. Kare olmadığı için kabul etmiyor. Bizim bunu kareye çevirmemiz lazım. Diğer bu görsellerin boyutlarını ise düşürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunlar zaten yüksekler. Yani kabul etmiyor yüklerken. Bunları kare yapsak dahi. Şimdi öncelikli olarak mesela bu kar fotoğrafının görüntüsünü aldım. Ve getirdim Photoshop'un içerisine bırakıyorum. Evet arkadaşlar görselim açıldı. Hemen bunu croplama seçeneğini tıkladım. Buradan bunun boyutunu tabii ki kare hale getireceğim. Onun için benim yapmam gereken şey buraya yani 10'a 10 da yazabilirim. 250'ye 250 de yazabilirim. Fark etmez. Ben 250'ye 250 yazıyorum. Hani kare olması açısından. Şimdi fotoğrafımı bu şekilde ortaladım. Tabii arka planın siyah değil beyaz olmasını istiyorum arkadaşlar. Onun için pardon siyah dedim, kırmızıydı az önce, onu beyaz yaptım. Şimdi bu şekilde de cropluyorum. Şu an bitti. Yapmam gereken şey bir de bunun görüntü boyutunu değiştirmek. Ctrl Alt I düğmesine basarak ya da arkadaşlar buradan imajı tıklayıp imajdan image size'ı tıklayacağız. Ctrl Alt I'ye de basabilirsiniz. Kısa yolu var. Ya da buradan da gelebilirsiniz. Ne kadar demişti? 650 piksel demişti. 650 piksel diye tıkladığımda zaten hemen aşağısı düzeldi. Ve okeyledim. Fotoğrafım da ufaldı. Yani Instagram'a yüklenebilecek bir hale geldi. Ve bunu kaydediyorum. Kapattım ve kaydettim. Şimdi geri geldim arkadaşlar. Bakın fotoğrafım bu hale geldi. Yani hem ufalmış oldu hem de kare bir fotoğraf haline geldi. Yukarıda beyazlıklar bıraktım. Farklı renkler de koyabilirdim. Ve şimdi tekrar geliyorum. Az önceki programıma yani aracı programıma choose file dedim ve buradan istediğim fotoğraf neredeyse onu tıklıyorum.
kar fotoğrafı demiştik ve bunu upload dedim. Şu an yüklemeye başlıyor. Şimdi yazmak istediğim başlık neyse arkadaşlar onu da buraya yazıyorum ve etiketler, hashtagler varsa onları da buraya yazacağım. Kar fotoğrafı nasıl çekilir? İzlemek için, şurayı yanlış yazmışım, çekilir, izle ve uygula. Hashtag olarak hemen hashtag'imizi de ekleyelim. Photoplay.tr. Başka hashtag'ler de ekleyebilirsiniz devamında birer boşluk bırakarak fark etmez. Ve save dediğim zaman bunu kaydetmiş, yayınlamış oldu. Yine bizim istersek bunu Facebook'ta, Twitter'da vesairede paylaşabiliriz. Photoplay'in Instagram hesabına geri dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sayfayı güncellediğimiz zaman burada fotoğrafımız gelmiş oldu. Fotoğrafımızın üzerine tıklıyoruz. Evet, fotoğrafımızı gördünüz. Tabii üst taraf beyaz kaldı, alt taraf beyaz kaldı. Onları biz ayarladık. Ve yazımıza baktığımızda kar fotoğrafı nasıl çekilir? İzle ve uygula. Ve hashtag olarak da photoplay.tr'ye eklemiştik. Yine o da gözükmüş oluyor. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.